Eleştirel düşünme 3. Beden ve zihin sağlığı yerinde ise, her insan farkındalıklı bilinçle eleştirel düşünerek, iyi niyetle ve hür iradesiyle, gerçeklikte uyumlu doğru seçimler yaparak, zamanlarını daha başarılı ve daha keyifli yaşayabilir. Önceki makalemiz eleştirel düşünme 1'deki ana temadan etkilendik. Burada yaptığımız tanımlamayı önemsiyoruz. Eleştirel düşünme hakkında keşke çocukluğumuzdan itibaren ailemizde, okulumuzda ve daha sonra iş hayatımızda bu tanımlamayı öğrenmiş ve derinlikte kavramış olsaydık. Ama olmadı. Almış olduğumuz eğitim ezbercilikti ve gördüğümüz terbiye korku esaslıydı. Ele aldığımız eleştirel düşünme makaleler serisini önemsiyoruz bilgilendiğimiz diğer kavramları, edindiğimiz deneyimleri ve ürettiğimiz düşünceleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlar, fiziksel ve metafiziksel varlıklar, evren, doğa, doğal ve yapay varlıklar, doğal ve yapay zekalar, bilgi, inanç, kanıt, duyum, akıl, düş, sezgi, düşünme, inanç sistemleri, gerçeklik, yalan, rivayet, sanı, farkındalık, yaratıcılık, düşünce, fikir, yargı, önyargı, varsayım. Düşünce, fikir, yargı, ön yargı, varsayım, kuram kavramların anlamlarını öncelikle hatırlayıp akılda tutabiliriz. Bu kavramlar, bilgi ve düşünce süreçlerinde önemli rol oynayan ve birbiriyle ilişki içinde olan temel terimlerdir. Düşünce ve bilgi süreçlerimizin farklı yönlerini temsil ederler. Her birinin ne anlama geldiğini, nasıl etkileşimde bulunduklarını ve aralarındaki ilişkileri açıklayalım. Düşünce. Düşünce, zihnin soyut ya da somut nesneler, olaylar ve kavramlar üzerinde yaptığı işlemlerdir. Düşünce, akıl yürütme, problem çözme ve karar verme süreçlerini içerir. Düşünce hem bilinçli hem de bilinçsiz olabilir. Düşünce, genel zihinsel işlevleri ifade ederken, fikirler somut düşünce ürünleridir. Fikir Fikir, belirli bir konu hakkında oluşturulan düşünce ya da kavramdır. Fikirler, bireyin deneyimleri, bilgisi ve algıları temelinde şekillenir ve genellikle belirli bir amacı veya problemi çözmeye yönelik olarak ortaya çıkar. Yargı. Yargı, belirli bir durum veya konu hakkında yapılan değerlendirme veya hüküm vermedir. Yargılar genellikle bireyin bilgi, deneyim ve değerlerine dayanarak oluşturulur ve doğru ya da yanlış olarak sınıflandırılabilir. Yargılar, değerlendirmelerimizi ifade ederken ön yargılar eksik veya hatalı bilgiye dayanan değerlendirmelerdir. Ön yargı. Ön yargı, yeterli bilgi veya deneyime dayanmadan oluşturulan ve genellikle olumsuz veya yanıltıcı değerlendirmelerdir ön yargılar, çoğunlukla genellemeler ve stereotipler üzerine kuruludur ve mantıklı düşünceye dayanmazlar. Varsayım Varsayım, belirli bir durumu açıklamak veya bir problemi çözmek için geçici olarak doğru kabul edilen öneridir. Varsayımlar, bilimsel araştırmalar ve günlük yaşamda sıklıkla kullanılır ve doğruluğu kanıtlanana kadar geçici kabul edilir varsayımlar, geçici olarak doğru kabul edilen önerilerken, kuramlar sistematik ve doğrulanabilir modellerdir. Kuram Kuram, belirli bir olgu veya fenomeni açıklamak için oluşturulan sistematik ve doğrulanabilir bir modeldir. Kuramlar, gözlemler ve deneyler sonucunda elde edilen veriler üzerine kurulur ve bilimsel metodolojiye dayanır. İlişkiler ve etkileşimler bu kavramlar arasındaki ilişkiler ve etkileşimler, zihinsel süreçlerimizi ve bilgi edinme yollarımızı anlamamıza yardımcı olur. Düşünce ve Fikir Düşünce, zihnin genel işlevlerini ifade ederken, fikir, düşünce sürecinin somut bir ürünü olarak ortaya çıkar. Düşünceler, fikirler oluşturur ve fikirler, daha fazla düşünceyi teşvik eder. Yargı ve Önyargı yargılar, bilgi ve deneyime dayanarak yapılan değerlendirmelerdir. Ön yargılar ise yetersiz bilgiye dayanan, genellikle yanlı ve hatalı yargılardır. Ön yargılar, doğru bilgi ve deneyimlerle değiştirilebilir. Varsayım ve kuram Varsayımlar, geçici olarak doğru kabul edilen önerilerdir ve genellikle bir kuram geliştirme sürecinde kullanılır. Kuramlar, doğrulanmış ve geniş kabul görmüş varsayımlar ve gözlemler üzerine kurulur. Düşünce ve yargı. Düşünce süreçleri yargılar oluşturmamıza yardımcı olur. Bir konuda yeterince düşünerek mantıklı ve doğru yargılara ulaşabiliriz. Fikir ve kuram. Fikirler, kuramların temel yapı taşlarıdır. Bir kuram, birçok fikir ve varsayımın test edilmesi ve doğrulanması sonucunda oluşur. Ön yargı ve varsayım. Ön yargılar, varsayımlar gibi başlangıçta doğru kabul edilen düşünceler olabilir ancak ön yargılar genellikle yanlış ve yanıltıcıdır. Varsayımlar ise doğrulanabilir ve bilimsel yöntemlerle test edilebilir. Aliara 2015 19 Temmuz 2024